Öğle Ana Haber'e hoş geldiniz. Ben Nilgün Balkaç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında çok önemli mesajlar verdi. O önemli mesajların ikisini manşetimize alacağız ve devam edeceğiz. İki önemli konuğumuzla birlikte. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve Diriliş Postası yazarı Murat Özer bizimle birlikte olacaklar yayınımızda. Öncelikle Melik Yiğitel, sizinle başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya resmi olarak başvurduğu Rus'un ardından bugün Ankara'nın kırmızı çizgilerini bir kez daha tekrarladı. Şimdi o kırmızı çizgilerin üzerinden biraz daha geçelim ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu çizgilerle birlikte nasıl bir mesaj verdiğini görelim. Öncelikle dedi ki bu PKK ve YPG'ye destek verenlerin NATO üyeliğine bizim destek vermemiz kelimenin tam anlamıyla tutarsızlık olarak ifade edilmesi gerekiyor dedi. NATO'nun güvenlikten yoksun bir hale getirilmemesi gerektiğini söyledi. NATO'daki ortaklarımız dedi, özellikle Suriye konusunda ve diğer noktalarda PKK, PYD'ye silah yardımı yaptığını biliyoruz dedim. Ve teröristleri vermeyeceksiniz ama kalkıp da üyelik isteyeceksiniz dedim. Şimdi manşetleri böyle sıralayabiliriz arka arkaya. Aslında bu manşetler Ankara'nın kırmızı çizgileri. Ankara'nın kırmızı çizgileri üzerinden süreci nasıl okuyalım Melik Yiğitel? Şimdi sevgili Nilgün Balkaç, senin de gayet net özetlediğin gibi aslında bu Türkiye'nin kırmızı çizgisi ve Ankara bu anlamdaki pozisyonunu netleştirdi. Çünkü ilkin Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü bu açıklamayı yaptıktan sonra bu acaba bir blöf mü, Türkiye esner mi, Amerika devreye girerse geri adım atacak falan gibi yorumlar yapıldı. Bunun böyle olmadığını gördük. Yani Ankara'nın net bir şekilde güvence istediğini, bu çekincelere karşılık bir güvence istediğini gördüm. Çekince ne? Çok net bir şekilde diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi NATO bir güvenlik şemsiyesi, öyle mi? Peki Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye düşüren ülkeleri böyle bir güvenlik şemsiyesine aldığınızda ne olacak? Aslında iki tane çok temel tartışma çıkıyor karşımıza. Birincisi, Türkiye'nin güvenlik meselesi öncelenmediği sürece Türkiye'nin kendi pozisyonunda hiçbir şekilde taviz vermeyeceği ve esnemeyeceği. İkinci ise aslında NATO'nun nicel olarak büyürken nitel olarak da nereye savrulduğunu da konuşmamız gerekiyor. Aynen. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki ya güvenlik şemsiyesi, müttefiklik ilişkisi üzerinden kurulan bir paktan, bir kurumdan bahsediyoruz. Ama o kurum sizin hiçbir hassasiyetinizi gözetmeyecek. Hatta çok net bir örnekle daha bugün İsveç'te işte PKK paçavralarıyla yürüdüler ve Türkiye'nin aleyhine slogan attılar diyor. Şimdi doğal olarak bu şöyle bir şey değil. Yani geleceğiz ya, tamam biz sizin kaygılarınızı anlıyoruz. Tamam ya bir şekilde bunu gidereceğiz. Hayır. Ama 33 teröristi de vermeyeceğiz değil mi? Yani sizin kaygılarınızı anlıyoruz. Sizin ne istediğinizi anlıyoruz ama bizdeki 33 teröristi isteseniz de vermeyeceğiz. Bu da bir nokta. Heh. Dolayısıyla benim kaygımı ne kadar anlayabilirsin? Şimdi sen diyorsun ki mesela Finlandiya ve İsveç Dışişleri Bakanı ne dedi Sayın Çavuşoğlu'na NATO zirvesinde? Ya biz Türkiye'nin hassasiyetlerini anlıyoruz. Sayın Çavuşoğlu ne yaptı? Önlerine fotoğraf koydu. Evet. Bakın sizin Milli Savunma Bakanınız ve bizzat siz PKK'nın üst düzey yöneticilerini kabul ettiniz. Cevap ne? Çünkü Sayın Çavuşoğlu'nun görüşmeden sonra birkaç tane dışişleri bürokratıyla görüştüm. Ya hakikaten cevabı merak ediyorum dedim. Ne dedi Sayın Bakan'a? Dediler ki ya, Sayın Bakan'a dönüp dediler ki iyi ama bu PKK değil YPG. Ya PKK ile YPG'nin aynı şey olduğunu başından beri Türkiye söylüyor. Yani sizin YPG'ye Kamışlı'da verdiğiniz silah Şengal'den, Kuzey Irak üzerinden Cizre'de Şırnak'tan çıkıyor. Bu sizin için yeterli bir deli değil mi? Ya da Kamışlı'da, Afrin'de fotoğrafı çekilen PKK'lı, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonuyla Hakkari sınırında ölü ele geçiriliyor. Bu da mı bir şey anlatmıyor? Dolayısıyla hani böyle sınırı geçince 3 tane başka harf aldım. PKK oldu, YPG, alfabede 29 harf var. Yarın bunu, şunu da yaparsanız sevgili Balkaç, onu da ileteyim hemen, çok önemli. Şimdi ben dün ve önceki gün uzun uzun birkaç tane güvenlik kaynağımla da görüştüm. Mesela dedi ki bize şöyle bir şeyle de gelebilirler. Ya işte YPG sizi rahatsız ediyor, tamam anlıyoruz.
bu konuda bir adım atabiliriz. Tutup YPG'nin ismini değiştirip ya da SDG'nin ismini değiştirip ya bak kaygı giderildi. Olmaz. Bunu daha önce de denediler. Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin bu anlamdaki pozisyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten çok net tarif etti. Evet. Ve bunların giderilmeden üyeliğe evet denmeyeceğini çok açık bir şekilde dünya kamuoyuna deklar etti. Bugün bir kez daha Ankara'nın kırmızı çizgileri ortaya kondu diyelim. Bir başka tartışma konusuyla devam edelim. Atatürk Havalimanı. Şimdi Murat Özer, Atatürk Havalimanı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli mesajlar verdi. Atatürk'ün ismine sahip çıkmak değil bunların derdi. İsmi kalkan yapmak dedi ve hassasiyetlerin yanlış olduğunu ve yanlış yönlendirilmeye çalışıldığını belirtti. Ve bir başka noktanın daha altını çizdi, bir tarih verdi. Atatürk Havalimanı konusunda bundan sonraki orada olunacak tarihin 29 Mayıs olduğunu söyledi. Yani İstanbul'un kurtuluşu. Neler söyleyeceksiniz Murat Özer? Atatürk Havalimanı konusunda Erdoğan'ın çizdiği o tabloyu nasıl dolduralım? Nilgün Hanım, NATO ile ilgili de birkaç cümle ben ilave edebilir miyim? Müsaade eder misiniz? Buyurun, birkaç cümle. Peki. Bildiğiniz gibi NATO kurulduğu günden beri bir tek askeri harekat düzenledi. Küçük operasyonlar dışında. Tek bir askeri harekat, o da Afganistan işgaliydi, 20 yıl sürdü. ABD kendisini NATO'nun içerisinde güvenlik sıkıntısı yaşadığını ve bir terör tehdidi altında bulunduğunu, kendisiyle hiçbir sınır ilişkisi olmayan ve gerçekliği de ispatlanamamış bir terör saldırısının, yani kendilerine Afganistan'dan geldiğine yönelik asla ispat edemediği bir terör saldırısı gerekçe ederek 20 yıl boyunca Afganistan'ı işgal etti. Ve bütün bunlara, bütün bu gerçekliğe rağmen Türkiye'nin sınırında PKK, PYD, YPG artık isimleri her neyse aynı terör örgütü, aynı lider ve aynı hiyerarşiye sahip olan bir örgüte karşı Türkiye'ye karşı saldırısında hiçbir şey yapmadı. Bu açıdan İsveç ve Finlandiya'nın özellikle adaylığı konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu şey hem tarihi bir hakikat hem de bir şey işaret etti. Yunanistan'ın NATO'ya girişiyle alakalı yaptığımız hatayı bir daha tekrarlamayacağız dedi. Bu da çok kıymetli bir şeydi. Evet. Çünkü bu hatayı yapanlar Türkiye'de askeri vesayetle iktidara gelmiş olan 1980 darbesindeki Kenan Evren iktidarının ilk kararıydı biliyorsunuz. Yunanistan'ın NATO'ya kabulünü evet demek. O açıdan Türkiye'de adil bir yani bir halk iktidarıyla bir darbe vesayeti arasındaki gerçek bir politika belirleme konusundaki şeyi de ortaya koymuş oldu. Şimdi Atatürk Havalimanı ile alakalı Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu şey de çok sarih bir şekilde. Çünkü burada bir apaçık bir yalan üzerinden bir şey götürülüyor. Herkes biliyor ki gazeteciler, Sayın Cumhurbaşkanımızı takip eden gazeteciler de çok iyi bilirler ki Atatürk Havalimanı şu anda kullanılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve yabancı devlet başkanları Türkiye'ye geldiklerinde de kullanılıyor. Bu protokol havalimanı olarak faaliyetine devam ediyor. Pistlerin üzerinde herhangi bir şey inşa edilmesi mümkün değil. Zaten var olan bir pistin yıkılması da mümkün değil. Ama İstanbul'un orta yerinde son derece büyük bir arazi içerisinde belki de Türkiye'nin en büyük millet parkı inşa edilecek. Gezi Parkı eylemlerinde 3 tane ağacı bahane ederek sokağa dökülenlerin bugün 125 bin ağacın dikileceği İstanbul'un ve Türkiye'nin belki de en büyük parkına karşı çıkıyor olmaları gerçekten çok ciddi bir tenakuz. Bu açıdan da Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle İstanbul'un fethi esnasında fetih kutlamalarıyla beraber İstanbul halkına hediye edeceğiz şeklindeki beyanı da çok kıymetli. Biliyorsunuz şu ana kadarki bütün itirazları neye itiraz ettilerse AKM'yi yaptırmayacağız dediler. Sayın Cumhurbaşkanımız AKM binasını hem de 2 milyar lira gibi bir maliyetle çok kısa bir süre içerisinde 17 yılda gerçekte birincisi inşa edilmiş olan AKM'yi 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde inşa etti ve Türk milletine hediye etti. Ve karşısında başından beri itiraz ettikleri Taksim Camii'ni de burası Türk Devleti'nin ve Türk Milleti'nin mülküdür diyerek oraya koydurdu. O açıdan bu bir yani sadece bir çevre eylemi değil. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın burada Atatürk Havalimanı üzerinde inşa etmeyi planladığı bu bir çevre dayanışması değil. Aynı zamanda Türkiye'nin de bir bağımsızlık hikayesinin sembolü haline geldiğini ifade edebiliriz. Çok teşekkür ederiz efendim bizimle birlikte olduğunuz için. Gerçekten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her konuda net konuştu. O net çizgileri biz de sizlerle değerlendirdik. Murat Özer ve Melik Yiğitel, teşekkür ederiz bizlerle birlikte olduğunuz için. İyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
Devam ediyoruz. Finlandiya ve İsveç NATO'ya katılmak için resmi başvuruda bulundu. Az önce de söyledik. Şimdi detaylar için Brüksel'e dönelim ve döndü sarı ışık karşımızda. Döndü şimdi Ankara'nın kırmızı çizgileri bugün net bir şekilde Erdoğan tarafından da açıklandı. Ama bir yerde de resmi bir başvuru var. Neler söyleyeceksin? Süreç nasıl işliyor? Nilgün Balkaç, bugün sabah saatlerinde iki ülkenin Brüksel'deki büyükelçileri karargaha giderek NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e resmi başvuru mektuplarını iletti. Stoltenberg, bu iki ülkenin katılımıyla NATO'nun daha da güçleneceğini, ancak tüm müttefiklerin güvenlik çıkarlarının da gözetilmesi gerektiğini söyledi. Burada işaret edilen elbette Türkiye'ydi ve Türkiye ile mevcut pürüzlerin giderilmesi için taraflardan gereken adımların atılması talebi var. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg daha önce bu yönde de açıklamalar yapmıştı. Peki bundan sonra ne olacak? NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg onların bu başvurusunu NATO Konseyi'ne, yani daimi temsilcilerin büyükelçilik nezdinde üye ülkelerin temsil edildiği toplantıda gündeme taşıyacak. Türkiye isterse bunu hiç gündem maddesi olarak bile kabul etmeyebilir ya da gündeme gelse bile süreci askıya alabilir, üyelik başvuru taslağını onaylamayabilir. Eğer Türkiye üyelik başvuru taslağını daha ilk toplantıda daimi temsilci nezdinde onaylamazsa, o zaman bu iki ülkenin talebi Madrid'de liderler zirvesinde masaya gelmeyecek. Diyelim ki birinci aşamada Türkiye şerhli olarak bir onay verdi ve Madrid'de liderler zirvesine geldi ve o zamana kadar bir ay içinde İsveç ve Finlandiya beklenen adımları atmadı ya da ikisinden bir tanesi attı, diğeri atmadı. İşte o zaman da karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Şayet dilerse Türkiye bu sefer liderler zirvesinde bu ülkelerin adaylık başvurusunu reddedebilir, veto hakkını kullanabilir. Burada da onaylandığını varsayalım. Üçüncü bir aşama daha var. O da ulusal parlamentolarda, üye ülkelerin tamamının ulusal parlamentolarında bu yeni adayların üyeliğe kabul edilmesi. Ki burada da şayet Türkiye Büyük Millet Meclisi reddederse bu iki ülke yine aday olamayacak. Şimdi döndüğünün bıraktığı noktadan devam edelim. Döndü o resmi başvuruyu söyledi ve süreci bize aktardı. Uluslararası toplum Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilgili çekincelerini konuşuyor. Türkiye üyeliğe olumlu bakmıyor çünkü her iki ülkede terör örgütü üyelerini barındırıyor. Şimdi İsveç'e gidelim ve neler konuşuluyor diyelim. Hüseyin Günay Stockholm'de bizimle birlikte. Hüseyin, neler konuşuluyor? Çünkü İsveç'i bir gazeteci olarak sen de ben de ve Finlandiya'yı biliyoruz. PKK'nın nasıl yuvalandığı da ortada. O bölgede NATO'ya resmi başvurudan sonra nasıl bir tablo var ve neler konuşuluyor? Nilgün Balkaç, İsveç ve Finlandiya, iki İskandinavya ülkesinin ana gündem maddesi bugünlerde NATO'yla kalkıyorlar ve Finlandiya Cumhurbaşkanı resmi bir ziyaret içinde İsveç'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret bugün de devam ediyor. Şu an bizim bulunduğumuz nokta İsveç'in başkenti Stockholm. Hemen arka plandaysa İsveç parlamentosu bulunuyor. 310 milletvekiliyle. Ve şüphesiz İsveç'in Stockholm şehrinde birçok nokta şu sıralarda Finlandiya ve İsveç bayraklarıyla süslü ve donatılı olduğunu da ifade etmekte fayda var. Sözlerimin başında ifade etmiştim. Ana gündem maddeleri NATO, NATO ile yatıp kalkıyorlar demiştim. Fakat Türkiye'nin çekinceleri vardı ve bunu Ankara ilk ağızdan dile getirdi. Akabinde ise her iki ülkenin de buradaki çekinceler dolayısıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Ve bu görüşmelerde İsveç'ten Türkiye mesajı geldi. Andersson mevcut soru işaretlerini tartışmak için diyaloğa hazırız mesajı verdi. Yine Finlandiya Cumhurbaşkanı da Türkiye'nin tutumunu yapıcı müzakerelerle çözülebileceğine inanıyorum ifadelerini kullandı. Fakat Türkiye'nin özellikle burada bulunduğumuz noktadaki çekinceleri neler? Her iki ülkenin de terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı noktasında ciddi deliller ve ispatlar olduğunu biliyoruz. İşte söz konusu 33 teröristi Türkiye'ye iadesi noktasında her iki ülkede maalesef herhangi bir adım atmadı. Bu da önemli bir başlık. Yalnızca terör örgütü PKK değil, aynı zamanda PKK ve YPG'yi ayrı bir örgüt olarak nitelendiriliyor İsveç hükümeti ve akabinde de
Yine DHKPC ve FETÖ de önemli örgütler olarak, burada faaliyet gösteren örgütler olarak dikkat çekiyor. Ve burada düzenledikleri eylemlerde sivil toplum kuruluşları üzerinden topladıkları paralarla Suriye'nin kuzeyinde ya da Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yardım gönderildiği noktasında ciddi deliller var. Hatta hemen arka plandaki panasında zaman zaman YPG'li teröristlerin de ağırlandığı ve bunların fotoğraflara da yansıdığı yine Türkiye'nin de gündeminde. İşte söz konusu bu noktada, NATO'ya girmeleri noktada Türkiye'nin en önemli çekincesi de bu iki ülkenin teröristlere yardım ve yataklık yapmaktan ziyade Türkiye ile aynı noktada olması gerektiği noktasında ve Türkiye'ye yönelik silah ambargolarında yine bu iki ülkenin yaptığını söyleyebiliriz. Bunlar da verilere yansımış durumda. Şu an bulunduğumuz Stockholm'de özellikle gündemin NATO olduğunu söylemiştik. İki ülke, Finlandiya ve İsveç ülkeleri burada görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeler tabii ki bugün Brüksel'de yapılan başvuru sonrası daha da dikkatlice ve kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Yine bu iki hükümet yetkililerinin de Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirmesi ve bu ziyaretle birlikte de bu iki ülkenin NATO'ya yapacağı başvuruda önemli konuların ele alınması dikkat çekiyor. Fakat Türkiye'nin tavrı net, her iki ülkenin de terörle arasına mesafe koyması noktasında. Biz Stockholm'deyiz, gelişmeleri takip ediyoruz. Yeni gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz. Hüseyin bize sahadan gelişmeleri aktardı. Biz Ankara'nın kırmızı çizgilerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarıyla verdik ama sahadan da haberciler bize an be an gelişmeleri aktarıyor. Yine saha, yine habercilerle devam edelim. Rusya'nın Ukrayna yönelik saldırılarında 3 aya yaklaşıldı. Bilançoysa ne yazık ki her geçen gün artıyor. Son hava saldırılarında 15 sivil daha hayatını kaybetti diyelim. Hemen sahaya dönelim. Merve Güneş her zaman olduğu gibi bizimle birlikte Ukrayna'da. Merve, neler aktaracaksın? O savaş, mücadele devam ediyor. Belli noktalarda hayat normale dönüyor ama saldırılarla birlikte yaşananlar çok acı bir tablo. Son bilanço sende. Tam 84 gün önce aslında çatışmaların başladığı noktada, Donbas'ta, yine o noktada halen devam ediyor ve şiddetlenerek devam ediyor saldırılar. Zira dün artık Rusya'nın yeniden hava saldırılarına başladığı bildirilmişti. İşte birçok noktada o saldırılar, hava saldırısı gerçekleşti. Aslında hep doğudan bahsediyoruz ancak zaman zaman farklı bölgelerde de saldırılar gerçekleşiyor. Onlardan biri de geçtiğimiz öğlen Çernihiv'de gerçekleşti. Belarus sınırına en yakın nokta Çernihiv. Ekrana getirmek çalışmıştık. Ruslar aslında Kiev'i kontrol altına almaya çalışmak için bölgeye, Ukrayna'ya geldiklerinde Belarus üzerinden ilk olarak Çernihiv'e gelmişlerdi ve o noktada bir hava saldırısı gerçekleşti dün öğlen saatlerinde ve 8 sivilin hayatını kaybetti, 11 sivilin ise yaralandığı bildirildi. Yalnızca ülkenin doğusu değil, işte zaman zaman farklı noktalarda da saldırılar gerçekleşiyor. Önceki gün yine Lviv'de bir saldırı gerçekleşmişti. Bir yine hava saldırısıydı ve Rusya tarafından yapılan açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa üzerinden silah sevkiyatının yapıldığı noktanın vurulduğu paylaşıldı Rusya Savunma Bakanlığı tarafından. Ancak bu saldırılar, ülkenin farklı kısımlarında olan saldırılar zaman zaman olsa da ülkenin doğusu büsbütün saldırı altında. Donbas bölgesinde yoğunlaştık. Donetsk'te de yine hava saldırısı gerçekleşti. Ancak çatışmalar da hali hazırda o noktada devam ediyor. 84 gündür farklı noktalarda da ilerlemişti Rus birlikleri. İşte Mariupol'de Azovstal fabrikasındaki tahliyelerin büyük bir kısmının gerçekleştiğini paylaşmıştık. 260'ın üzerinde hem sivil hem de Ukraynalı direnişçinin, yaralıların da olduğu kişilerin çıkışları gerçekleşmişti. Tahliyeleri gerçekleşmişti. Ancak sabah saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski aslında açıklama yaptı. Tahliyelerin devam ettiğini paylaştı. Ancak Mariupol neredeyse tam anlamıyla artık Rusya'nın kontrolünde diyebiliriz. Zira fabrika dışındaki bölgelerde artık bazı bölgelerin, bazı kasabaların özellikle isimlerinin değiştirildiği yönünde bilgiler var. Ve aynı zamanda Ruslar Mariupol'u ele geçirmek için altyapı tesislerini hedef almış durumdalardı. İşte onların da yine Ruslar tarafından artık onarma çalışmalarının başladığı bildiriliyor. Yine gece saatlerinde Harkiv'e bir saldırı gerçekleşti. Harkiv zaman zaman yine saldırıların hedefinde olan noktalardan biri ve çatışmaların da yine devam ettiği yerlerden biri. Kontrol altına alınan yerler zaman zaman tekrar Rusya kontrolüne geçiyor ve yine o noktada sıcak çatışma hatlarından birinin arasında yer alıyor. Birçok noktada olduğu gibi. Başkent Kiev ve çevresinde hayat çok daha fazla normale dönmeye başladı artık. Bu noktalarda kontrol altına alınan yerlerde artık enkaz
enkaz kaldırma çalışmaları neredeyse bitti ve altyapı çalışmaları büyük hız kazandığını söyleyebiliriz. Biz Ukrayna'dayız. Kameraman arkadaşım Hakan Demir ile beraber gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz Nilgün Balkaç. Terörle mücadele memleketimizin sınırları içinde ve dışında hız kesmeden devam ediyor. Eren Abluko operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Ağrıdağ çevresinde Eren Abluko 10 operasyonu başlatıldı diyelim. Hemen dönelim sahaya. Mustafa Bildir bizimle birlikte. Mustafa, gerçekten zorlu bir arazide devam eden bir mücadele. Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar neler aktaracaksın? Son durum nedir? Evet Nilgün Balkaç, Ağrıdağ kırsalında adeta teröristlere Ağrıdağ kırsalı mezar oldu dersek çok da yanlış bir ifade kullanmış olmayız aslında. Eren Kış operasyonlarıyla birlikte başlamıştı aslında operasyonlar. Ve geçtiğimiz günlerde 19 Şubat'ta başlayıp 9 Mayıs'ta sona eren Eren Kış 9 operasyonuyla birlikte 11 terörist etkisiz hale getirilmişti ki bu operasyonla birlikte terör örgütü PKK'nın sözde Ağrı grubu tamamen imha edilmişti. İşte bu operasyonun ardından terör örgütü PKK bölgeye yeniden sızmak için harekete geçti. Milli İstihbarat Teşkilatı da bölgeye İran üzerinden 5 kişilik bir terörist grubun sızacağı yönünde istihbarat aldı. Ardından da İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve güvenlik kurucularından oluşan 52 timden oluşan 915 personel bölgeyi ablukaya aldı. Eren Abluka 10 operasyonu başladı bölgede ki dediğimiz gibi 915 personel katılıyor ve dün başlamıştı bu operasyon ve ilk günde de bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bir bakıma artık Ağrı Dağı'nda terörist örgütü adım atamaz hale geldi. Yine diğer bölücü terör örgütü mensuplarının da yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı bir operasyon devam ediyor. Şimdi aynı noktadan devam edelim. Terörle mücadele ama farklı bir başlıkla. Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da HDP-İ binası önündeki evlat nöbeti sürüyor ve bir aile daha nöbete katıldı diyelim. Sahaya dönelim. Emre Yüncü bizimle birlikte ve o ailelerle birlikte. Emre, bilanço nedir? Kaç aile oldu ve o mücadele ne zamandır devam ediyor? Son notlar sende. Nilgün Balkaç, ilk olarak 989 gün önce ilk aile bu noktaya geldi. HDP Diyarbakır İl Binası'na ve burada hem HDP'den hem de terör örgütü PKK'dan evladını istedi. Ve o günden bu yana o eylem giderek büyüdü. Bugün 290. aile Diyarbakır'a geldi Şanlıurfa'dan ve onlar da evladı Mehmet Aslan'ı terör örgütü PKK ve HDP'den istiyor. İşte şu an sizler ekranlarınızda o yüreği buruk anne ve babayı görüyorsunuz. Mehmet Arslan'ın ailesi Müslüm Aslan ve anne Maide Arslan. 2019 yılında henüz 21 yaşındayken Mehmet terör örgütü üyeleri tarafından Şanlıurfa'dan önce İstanbul'a, oradan Van'a ve ardından da PKK tarafından sınır dışına kaçırıldı ve 3 yıla aşkın süredir de terör örgütünün elinde Mehmet Arslan ve artık yüreği buruk anne ve baba da bu eylemleri televizyon ekranlarından izledikten sonra onlar da Diyarbakır'a gelerek 290. aile oldular bugün itibariyle. Tabii bu eylemler sonuç da veriyor. Zira bugüne kadar tam 35 aile eylemlere başladıktan sonra evlatlarını terör örgütü PKK'dan kurtardı ve sevince ulaştı. Tabii umuyoruz geride kalan 290 ailenin de bir an önce evlatlarına kavuşması. Tabii ailelerin evlat nöbeti özellikle 29 Mayıs'ta, yani 11 gün sonra 1000. gününde olacak ve o 1000. gününde ailelerin tek beklentisi tüm Türkiye'den bu noktaya gelip destek vermeleri. Tabii aileler özellikle o gün teröre lanet yürüyüşü de gerçekleştireceğini söyleyelim. Evet, bugün 989. gün Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde bekleyişlerinin ve tam 290. ailede bugün buraya gelerek evlatlarını terör örgütü PKK'dan istemeye başladı. Herkes
herkesin merakla beklediği o sıcak başlıkla devam edelim. 3600 ek gösterge diyeceğiz. Bu düzenlemede artık sona yaklaşıldı. Detaylar bu ay sonunda açıklanacak. Bakanlık bürokratları da meclise sunum yaptı diyelim. Hemen meclise dönelim. Bergin Aydın bizimle birlikte. Bergin, herkesin merak ettiği bir başlık. Detaylar da tabii ki önemli. Ele geçirdiğin ya da ele aldığın detaylar var mı? Notlar sende. Nilgün Balkaç, polisler, hemşireler, din görevlileri ve öğretmenler, işte bu meslek gruplarını kapsayan 3600 ek gösterge çalışması noktasında çalışmaların, mesainin hızlandığını söyleyelim. Bu kapsamda açıklama hükümet kanadından gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemenin tamamlanacağı tarih olarak Mayıs ayının son haftasını işaret etmişti. Tabii ki çalışmalar sadece bakanlıkla sınırlı olarak yürütülmüyor. Aynı zamanda AK Parti kurmayları da bu kapsamda mesailerini sürdürüyorlar diyebiliriz. Bakanlıkla koordineler olarak yürütülecek bu çalışmalar. Bu kapsamda açıklama birkaç hafta öncesinde yine AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan gelmişti. Akbaşoğlu da inşallah Temmuz'a kadar 3600 ek göstergeyi çıkarmayı planlıyoruz demişti. Eğer bakanlık takvimde bir sıkıntı yaşanmazsa Mayıs ayının son haftasında yine açıklama Vedat Bilgin'den gelecek. Çalışmanın detaylarını aktaracak Bakan Bilgin. Ardından da gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrilecek yasal düzenleme noktasında. Bu kapsamda AK Parti meclisten uzlaşmayla çıkmasını istiyor diyebiliriz. Daha öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalefet partilerinin de bu kapsamda beklentileri, istekleri yine genel kurul salonundaki toplantılara, konuşmalara yansımıştı. Bu anlamda tam bir mutabakatla çıkması planlanıyor aslında. AK Parti de bu anlamda destek isteyecek muhalefetten. Önümüzdeki günlerde bu konudaki mesai daha da artacak. Sonrasında gözler Haziran ayına çevrilecek. Meclisteki mesainin Haziran ayında tamamlanmasını bekliyoruz. Bergin'in 3600 konusundaki ayrıntıları meclisten bize aktardı. Şimdi meteorolojiyle devam edelim. Arkamda dikkat çekici bir görüntü var. Bu görüntü İstanbul'dan. İstanbul'da iki farklı ilçede hortum çıktı. Birisi yol kenarında, diğeri bir şantiye alanında meydana geldi. İstanbullular hortuma alışık olmayınca kısa süreli bir panik yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. O anlara gidelim. Önce Ümraniye, ardından Sultan Gazi. İstanbul'da ard arda meydana gelen hortumlar korkuttu. Biz burada çalışıyorduk 2-3 arkadaş. Arkadaşım birisi orada hortum çıktığını söyledi. Ben de inanmadım. Sonradan baktım, gerçekten hortum oluşmuş. Ümraniye'deki hortum Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bir yol kenarında çıktı. Caddeden geçenler panik yaşadı. Ufaktan bir oluşmaya başladı. Sonra bir anda büyümeye başladı. Bayanlar geçiyordu. Çığlık attılar. Bayağı bir havalanınca o taşlar bizim üzerimize, motorlarımıza, işte kasklarımıza ufaktan bir taşlar döküldü. Hortum neyse ki daha da büyümedi. Bir süre sonra da dağılarak gözden kayboldu. Geliyor, geliyor. Burası da İstanbul Sultan Gazi. Cebeci Mahallesi'nde bir şantiye alanında çıkan hortumu işçiler kaydetti. Kumları havaya savuran hortum kısa sürede dağıldı. İstanbul'daki bu görüntülerden sonra meteorolojiyle devam edelim. Zira bir uyarı var. Marmara bölgesi için sarı kodlu bir uyarı. İstanbul'da bugün öğleden sonra kuvvetli yağış bekleniyor diyelim. Hemen İstanbul'a dönelim ve İlsu Güven bizimle birlikte. İlsu, neler bekliyoruz İstanbul'da? Şu saat itibariyle normal bir hava var ama bundan sonrasını alalım senden. Evet Nilgün Balkaç, aslında İstanbullular olarak birkaç gün mevsim normallerindeydi. Artık bahar havasını hissetmeye başlamıştık. Güneşli havalar vardı. Ancak bugün itibariyle sıcaklıklar düşecek ve İstanbul'da güneş yerini yağmura bırakacak. Meteoroloji ise sarı kodlu uyarıda bulundu. Bugün öğleden sonra, yani 12'den itibaren pek çok noktada yağışlar, sağanak yağışlar, gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Aslında 12'den
öğleden itibaren yağışın olacağı yönünde bir uyarı gelmişti. Şu anda bulunduğumuz yer Zeytinburnu'nda da aslında bir saat öncesinde günlük güneşlik bir hava vardı. Ancak şu an itibariyle parçalı bulutlu olduğunu söyleyebilirim. Rüzgarın da biraz daha etkisini hissettirdiğini ifade edebilirim. 12'den itibaren Arnavutköy, Silivri, Çatalca ilçelerinde başlaması bekleniyor yağmurun. 15 itibariyle de tüm il genelinde pek çok ilçede, pek çok noktada sağanak yağış etkisini gösterecek. Tabii aynı zamanda sıcaklıklarda da ciddi bir düşüş olacağını ifade edebilirim. Perşembe gününe kadar yağmur etkisini gösterecek. Aynı zamanda sıcaklık ise 8 ila 15 derece arasında bir sıcaklık değerinde azalma olduğunu ifade edebilirim. Mevsim normallerinin altında düşecek İstanbul'da sıcaklık değerleri. Sadece İstanbul'da değil, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevresinde de bugün itibariyle yerel kuvvetli sağanak yağışların etkisini göstermesini bekliyoruz. Aynı zamanda rüzgarın etkisi de fazla olacak. Güney yönden esen İstanbul'da ılık bir rüzgar vardı. Ancak bu rüzgar yerini kuzeyden esen şiddetli ve serin bir rüzgara bırakacak. Rüzgarın kuvvetlenmesi bekleniyor. 40 ila 75 kilometreye kadar çıkacak. İstanbul'da sağanak yağışın kuvvetli olması ve perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Bu yüzden meteorolojinin uyarılarını biz de yenileyelim. İzleyicilerimize ani baskınlara, sellere karşı tedbirli olmaları konusunda fayda var. Şimdi ne yazık ki acı bir haberle devam edeceğiz. Bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düşen NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt son yolculuğuna uğranıyor. Şu anda da son yolculuğuna uğranmadan canlı olarak görüntüleri ekranlarınıza geçiriyoruz. Amansız bir hastalığa yakalandı. Sadece 39 yaşındaydı. 39 yaşında aramızdan ayrıldı. 1983 yılında doğan Özlem Sarıkaya Yurt, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. Mesleği Habertürk Televizyonu'nda başlayan Yurt ardından 2010'da NTV'ye geçti. 2013'te anne olan Özlem Sarıkaya Yurt için Ataköy 5. Kısım Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Şu anda da ekranlarınıza geliyor. Meslektaşımız, haberci arkadaşımıza biz de Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Çok küçük yaşta bir evladı var. Ne yazık ki 39 yaşında da aramızdan ayrıldı. Onu hep hatırlayacağız ama gerçekten çok amansız bir mücadeleydi verdiği. Uzun süredir mücadele ediyordu kansere karşı ve NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt o mücadelesini ne yazık ki kaybetti. Şu anda da son yolculuğuna uğurlanıyor. Türkiye'nin otomobili TOGG'un üretileceği tesis neredeyse tamamlanmak üzere. Girişim grubu fabrikadaki son durumla ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Tesiste parçalı denemelere ve su testlerine başlandı. İşte fabrikanın son hali. Robotlar yerlerini aldı, parçalı denemeler artık başladı. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG işte burada üretilecek. Türkiye'nin otomobili girişim grubunun Gemlik'teki tesisinde kurulum çalışmalarında son aşamaya geçildi. 208 robot parçasız denemelerden sonra hücre bazında parçalı denemelere geçti. Tesise 83.935 metre elektrik kablolama yapıldı. 36.770 metre boru hattı döşenen boya tesisinde tanklar su testlerine başladı. 1.200.000 metrekare açık alan üzerine inşa edilen tesiste çalışmaların Haziran ayının sonunda tamamlanması planlanıyor. Yılın son çeyreğinde fabrikanın seri üretime hazır hale gelmesi, 2023'ün ilk çeyreği sonunda ise C segmentindeki ilk aracın pazara çıkması hedefleniyor. Şimdi piyasa raporu diyeceğiz ve rakamları getireceğiz ekranlarınıza. Bir yükseliş var rakamlarda. BİST'le başlayalım. BİST'te bir yükselişti. 2406'dan seyrediyor şu saati itibariyle. Dolar avroda da yükseliş var. Dolar 15,94'ten seyrediyor ve avro ise 16,77'den alıcısına ulaşıyor. Yine şu saatteki tabloyu değerlendiriyoruz.
Altın onza bakalım. Altın onzdan sonra da birim fiyatlarına bakacağız. Altın onza bir yükseliş var. 1818 dolar olduğunu söyleyelim. Peki 1818 dolar birim fiyatlarına nasıl yansıyor diyelim. Orada da yükseliş var doğal olarak. Gram altın 932 liradan seyrediyor şu saat itibariyle. Devam edelim çeyrek altınla. Çeyrek altın 1525 lira. Yarım altınsa 3050 lira olduğunu söyleyelim. Ve son olarak ekranlarınıza bir birimi daha getireceğiz. Cumhuriyet altını. Cumhuriyet altını ise 6082 liradan seyrediyor. Şu saat itibariyle piyasa raporunda rakamları ekranlarınıza getirmeye çalıştık efendim. Kobilerin Bankası Halkbank'ın katkılarıyla. Öğle ana haberin sonuna geldik ama lütfen bir yerlere ayrılmayın. Haber ajandasıyla saat başında birlikte olacağız. Tekrar görüşmek üzere efendim.